Rezervasyon yapmışlardı değil mi buraya? Rezervasyon yapmasan yer bulamıyorsun burada. Öyleymiş. Çok ilginç ya. Okay, she did everything. She knows everything. Yerimizi mi tarif ediyorlar? Şimdi içeride mi dışarıda mı isteyelim dedi. Ben dedim dışarıda olsun. Dış alfayara. Daha iyi olur dışarıda. Hava çok güzel. Varmış burası ya. It's, it looks very nice place. Yeah, it's nice. Special. Gracias. Selamlar dostlar, nasılsınız? Böyle bir yere geldik şimdi. Santiago'dan bir saat uzakta bir yerdeyiz. What was the name of this place? Casa Bosque. Casa Bosque. It's like home forest. Ah, home forest. Home forest. Bosque is forest. Yeah, Bosque okay. is forest. Casa Bosque. So, orada da ev cini var. Ev cini nereden çıktı? Doğru, orman cini ya. Dostlar bugün 4 kişilik bir grubumuz var. Beraber gezeceğiz. Barbara'yı tanıştırayım sizlerle. Ha, bu arkadaş da var. 5 kişiyiz pardon. Chayan diye bir sanatçı varmış. Onun evet, şu grubumuzun en önemli kişisi. Yastığımızı taşıyoruz yanımızda. Ali'yi zaten tanıyorsunuz. Bir de grubumuzun lideri var ama o gitti şu an. Nereye gitti bilmiyorum. Meryem. Bugün beraber gezeceğiz. Planı kızlar yaptı, biz dahil olduk sadece. Aynen öyle. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şimdi yemek yiyecekmişiz sanırım. Güne yemekle başlayacağız. Daha sonrasında bir çikolata fabrikası mı, bir yeri mi varmış, orayı gezeceğiz. Daha sonrasında da şelaleye gideceğiz. Yani doğanın içerisinde karışacağız. Şöyle restoranı göstereyim sizlere. Sağ olsunlar. Böyle bir grup olduk. Kızlar dedi ki işte bu neydi buranın adı? Bu gideceğimiz yerin adı Maipo muydu? Bu bölgenin adı Maipo bölgesi Maipo. Zaten. Aynen. Aynen. Kızlar şey demişti değil mi? Hani Maipo bölgesini gördünüz mü demişti. Biz de görmediğimiz için aynen. Bir plan yaptılar. Bizi dahil ettiler. Ya hem Santiago'ya yakın olduğu için tercih ettiler. Hem bir de saat değil mi? Bir buçuk saat arasında işte trafiğe yukarı. Göre bir de kaybolmaları falan da sayarsak. Evet. Bir buçuk saattir biz yoldayız. Ama bir saat falan sürüyor burası. Ah, grubumuzun lideri Meryem. 107. Bu sanatçıya hayran. Adı Chayan. Yani 80'lerin sanatçısı değil mi bu? Galiba öyle bir şey. Yani biz tanışmadığımız için yani bizi biz kendisini her zaman öğrendik. Yastığını yapmış, her yere götürüyor bunu. Dedik bari buraya da getir bugün. Birazcık makara olsun. Yandan ekmek. Burada da soslarımız var. Tereyağı. Antep ezme. yeşil haydari. Acı soslar, bir de tereyağı. Ya var. Palta gibi dursa da palta değil bu. Evet, avokado da zannettim ben ama palta o no. Palta no. Avokado zannettim ben ama belki farklı bir şey yapmış olabilirler avokado sosla. Aa, acı biber, acı biber. Gracias. Muchas gracias. Oo, masamız zengin görünüyor ha. Abi zengin, pahalı yiyoruz çünkü bugün. Bugün harbi bugün. Evet, burası bir tık pahalı. Burası bir tık pahalı. Burası değil, Şili geneli bu ama. Fiyatları evet, hakikaten bu. Şili geneli gerçekten pahalı ama burası bence bir tık daha pahalı. Abi, çünkü şey bir restoran, nezih bir restoran burası. Öyle ama mesela bir Peru restoranında da sote tavuk yediğin zaman 11-12 bin veriyorsun. Şu anda ben buna 14 bin vereceğim, 15 bin vereceğim. Hemen hemen aynı ayarda. Aynen. Bir de şimdi şehirden biraz uzaktayız. Biraz daha böyle bir sakin bir yerdeyiz, doğanın içindeyiz o yüzden. Ya ama güzel bir yermiş burası. İlla ki farkı var. Ne söyledik? Tavuk söyledik. Şöyle yanında salata diyeceğim de pek salata da gibi değil. Onun yanında pilav getirdiler. Mango suyum var. Şöyle masamızı da göstereyim. Afiyet olsun. Bon provecho. Gracias. Gracias. Chayan. Onun aşkı. Onun aşkı. Yani bilmiyorum, Chayan alta yazarım ismini, bir dinlersiniz. Belki seversiniz müziğini, bilmiyorum. Biz birazcık dinledik de bana çok hitap etmedi kendisi. Chayan abimiz affetsin. Burası da restoranın iç kısmı. Bayağı büyük, güzel ve kalabalık. Bayağı kalabalık burası ya. Ama dışarısı daha iyi. Ama bak şu tarafta da oturulacak yerler var. Önceden şeymiş burası. Komple çimenlikmiş bu alan. Piknik tarzı yapıyorlarmış ama zamanla biraz daha konsepti değiştirmişler. Gayet güzel bir yer. Yemek de lezzetliydi. Bir tık pahalı sadece. Fotoğraf çekiyorlar bak. Dışarıdan bayağı güzel gözüküyor. Baksanıza ya, bir sürü araba gelmiş.
Bizim için de buradan ayrılma vakti artık. Başka bir yere gidiyoruz şimdi. Şelale görecekmişiz. ¿Qué es eso? Ah, agua. Water. From Willow Willow. Willow Willow. National Willow Park. Willow. Gracias. Ah. Benzin pahalıymış ama burada ya. Yani şu 1000 olan, 1060 olan LPG galiba. Değil mi? 1060 gördüm, LPG var. 1300 küsür gördüm. O da 1,5 dolar yapıyor. Onun 93 oktan diyor. 95 oktan 1382, 97 oktan 1440 peso. İşte 1,5 dolar ya aşağı yukarı litresi. Thank you. Ya bakın. Benzinliğe uğradık da. Bayağı rüzgar varmış ya. It's too windy. Yeah. Geldiğimiz yer bu dağların arkasında kaldı. Santiago da bu dağların arkasında kaldı. Biz böyle aşağı doğru indik, çevresinden dolaştık. Bu yol böyle devam ediyor. Buradan devam ediyor. Etrafımızda da böyle yer yer karlı olan dağlar var. Şöyle göstereyim size manzarayı. Şu aradaki dağ çok güzel gözüküyor. Onda bayağı bir kar var. Birazcık rüzgarlı orası. Serin burada hava. Ben burası komple su dur diye düşünmüştüm ya. Yakınına kadar gidebiliyoruz demek ki şelalenin. Buradan böyle tepeden akıyor. Öyle aşağı doğru gidiyor. Şu an suratıma geliyor sular. Rüzgar şelalesiymiş ismi. İspanyolcası neydi? Cascada de los Vientes. Oh ne güzel serin serin geliyor suratıma vallahi su. Hava da serin. Islandım hep ha. Kamera da ıslanmıştır belki. Şöyle sileyim. Bu bölgede en rahat ulaşılan şelale burasıymış. O yüzden kızlar buraya getirmek istemiş bizi. Buradan göstereyim sizlere şelaleyi. İçeride bayağı bir sürü bir şelale varmış. Ama işte bazıları ormanın, dağların arasında 5-6 kilometre yürümek gerekiyormuş. O yüzden vakti de iyi değerlendirelim istediler. Buraya getirdiler bizi. Sağ olsunlar. Dayı soyundu ya. Abi ne yapıyorsunuz ya? Çılgın mısınız? Abla da peşinden gidiyor. Ne yapacak o? Yüzecek mi orada? Ne yapacak? Köpek de gidiyor. Gitme. Ya seni dinler mi? Sen oraya gidiyorsun. Sahibisin. Bayağı aslandı abi yalnız ha. Şunu gösterecektim size. Yukarı çıktım da. Böyle anıt mezar yapmışlar buraya. Böyle ışıklandırma koymuşlar böyle. Hemen şelalenin yanına. It's like a cemetery for one person. Yeah, it's like a nimita. Nimita is when someone die, you make something like homenaje in honor this person die near from here. So that's why they put this kind of cemetery of his or her honor to here. Yeah. Her ülkede böyle bir anıt mezar görüyorum bak içerisine. Ha fotoğraf da koymuşlar bak. Şöyle göstereyim size. Doğum tarihi, ölüm tarihi, abinin ismi. Oo bayağı ıslandım ya. Ama bunu görmek istiyorum. Daha da yaklaşamayacağım. Yaklaşırım ama çok fena aslandım. Çok fena aslandım. Baksana hep üstüm başım sırılsıklam oldu ya. Düşün bak yere vurduğu yerden kaç metre ötedeyim.
Bayağı bir ıslandım, kamera da ıslandı. Oo, soğuk. Soğuk, çok soğuk. Esiyor. Kamera bayağı ıslandı ya. Üstü sırılsıklam oldu. Rüzgar esmese sıkıntı yok da rüzgar esince bayağı bir titretiyor insanı. Çıkalım dışarı. Çikolata evine geldik. Neresi giriş, şurası galiba. Her yer dolu ya. Her yer dolu ya. Millet hep atmış kendini dışarı vallahi. Şelale de doluydu. Yemek yediğimiz restoran da doluydu. Çikolata evinin olduğu bu kesim de dolu. Yolda bir kasabadan geçtik, orayı çekemedim. Orası da full doluydu. Çok güzel yapmışlar ya abi. Yemek yediğimiz restoran da böyleydi. Cadılar Bayramı konsepti var gibi sanki ama. Vay, para atmışlar buraya. Ya 2023 yılında hala insanlar nasıl böyle şeylere inanıyor, şaşırıyorum ya. Bu makineden şimdi kendimize sıra aldık. İşte aileyseniz aile seçeneği seçiyorsunuz. Arkadaşlarınızla geldiyseniz ortadakini seçiyorsunuz. Büyük bir turla geldiyseniz tur seçeneği seçiyorsunuz. Daha sonrasında buradan size bir bilet veriyor. Onunla bekliyorsunuz yani. Buradan da okuyorlar sıra numaranızı. O şekilde bir sistem yapmışlar. İçeri giriş ücretsiz. Yani sadece sıra numarası veriyor size o makine. Baksanıza kalabalığa ya. Dondurma alıyorlar burada. Çok güzel kokuyor yalnız içerisi. Aa, bir sürü çikolata var içeride. Güzelmiş burası ya. Bahçesi falan çok tatlı. Çok fazla insan. Evet, bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık. Bak, burada da dondurma satıyorlar. Burada geceleri galiba ateş yakıyorlar. Baksanıza şeyler var. Şöyle dondurmaları göstereyim size. Oo, bayağı çeşit var ya. Arabanın önünü parçalamışlar. Parçalamışlar arabanın önünü. Bizim numara R14'tü. Orada da yazıyor. Bu arkadaş da okuyor. Girelim bakalım, içelim ne varmış ne yokmuş. Çok güzel kokuyor yalnız ya. Ama bak, burada böyle şeyler de satıyorlar. Yüzük müzik bir şeyler de satıyorlar. 5 dolar. Düz hesap 5,5 dolar. 5,5 dolar arası. Bak, %85 kakao diyor, %65 kakao diyor. Her çikolatanın şeyi değişiyor, kakao oranları değişiyor. Yani sertlik oranına değişiyor öyle olunca. Tat olarak sertlikten bahsediyorum. Bazıları çok ağır oluyor, bazıları hafif oluyor. Sinasukar dediği mesela şu, şekersiz. Bazıları konasukar, şekerli oluyor. Onların şey oranı biraz daha düşük oluyor, kakao oranı biraz daha düşük oluyor. 7,5-8 dolarmış çikolatalar. Bak, burada böyle ekmeğe sürmelik şeyler de var. Çikolatalar da var. Casa de Chocolate diyor. Çikolata evinin kendi yaptığı şeyler. Ekmeğe sürmelik çikolatalar. İnsanlar gelip burada alışveriş yapıyorlar işte. Dileyen sadece bakıyor. Yani almak zorunda değilsiniz yani. İçeride de böyle dondurma satıyorlar. Bayağı bir çeşit dondurma var ya. Bayağı bir çeşit var. Şu tarafta çok göremedim ama şöyle göstereyim ya. Birazcık kalabalık. Çikolata da satıyorlar böyle. Elmalı turda falan da var. Şuradan şöyle göstereyim sizlere.
Bunlar ne güzel görünüyor çok böyle. Çok güzel kokuyor bir de. Yani insanın canı çekiyor ya. Ne kadar diyor? 1,5. 1500 peso. 2 dolar civarı ya. Şu tekli ufak çikolatalar. 2 dolar civarı. Dondurmanın fiyatını bilmiyorum. Biz sıcak çikolata siparişi verdik şimdi. 4000 peso. Ne kadar yapıyor? 4 lika. 2, 4, 5 dolar. Aynen 5 dolar. El vaso está caliente. Ya. Está endulzado ya. Burak Barbara Ali. O Burak Barbara Macizo blanco. Hola, bienvenidos. Entonces salieron por esa parte. Ahí está. Damasco blanco. Perfecto. Entonces tenemos los tres chocolates calientes, el cappuccino y 10 bombones. Sí, por favor. El número 22 puede poner la aroma. Quiero 5 de café y 5 buradan puanımızı da verelim. Frambuesa. Tamamdır. Muchas gracias. Burada da çikolataların isimlerini yazmışlar. Bir de yüzde kaç kakao oranı var onu yazmışlar. Ama fiyat yok. Niye fiyat koymamışlar bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu grubu kiloyla satıyorlardı. Gerçi buradaki her şeyi kiloyla alabilirsiniz ya. İşte ben meyveli çikolata falan var. %31, %70 kakao diyor mesela. Burada %33 diyor. Bilmem ne bilmem ne. How much for example this part? There is no price here. $700. Tanesi 700 pesoymuş. Yani yaklaşık 1 dolar. Ya bir tanesini yiyorsun yaklaşık 1 dolar para veriyorsun. Of 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 of. Casi me la meten la nariz. Frambuesa, toma. Frambuesa, sí. Okay. Oh, chuta. Permiso. Cámara, youtuber, complicado. Frambuesa, chocolate. Ne diyorsun abi içerinin fiyatlarına? Abi fiyata girme de bir ısır bakalım. Bu arzulan bazı güzeldir. Ben eminim ondan. Bir dolarlık çikolata nasıl olur acaba? Ya bir dolar eden bilmiyorum da içinde bayağı bir frambuaz var. Baksana da. No, de qué? Bayağı bir var. Tatsana da. De frambuesa? Yapıştır abi. Frambuesa? Hı hı. Este de café. Frambuesa. Eat all. Fena değil. Yani frambuazlı güzel geliyor ama çikolatası biraz ağır geldi bana. Frambuazında da şey var. Kafe. Alayım şöyle. Nasıl? Manco art. Todo. Çikolatası biraz ağır. Çikolatası biraz ağır geldi. Queso. Durazno. Durazno. Neydi durazno? Ano. Sí. Unuttum. Şeftali miydi durazno? Porque lo pruebe yo no quiero. Ya, pero pruébalo, porque lo pruebe YouTube. İçleri cidden şey. YouTube. Ama şey ya, bol koymuşlar her şeyi. Bak, içini abi, mesela ısırıyorsun, içinde bol meyvesi şeyi çıkıyor. Ama sadece işte, tat olarak. Meyve tadı da hani mahar. Sanki. Mahar. Neydi? Dulce de leche. Dulce de leche. O da İspanyolca. Süt reçeli. Süt reçeli. Ya içine bol koymuşlar malzemeyi. Ama çok kaliteli mi dersen bence çok kaliteli değil. Ben sadece birazcık sıcak çikolatasını beğendim. Ama fiyat olarak bence çok pahalı. Yani mesela şu 5 dolar olmamalı yani. Ben hala Durazno'nun ne olduğunu hatırlamıyorum. Durazno'nun olduğunu şeftali diye hatırlıyorum sanki ama çok emin değilim ya. Abi şeftali tadı da yok bunda bir bak. Frambuazlı yine rico. Fena değildi bence ama hı-hı, ikinci yediğim daha güzeldi. Onu bilmiyorum. Kahveli mi dedi bana bir şey kahveli. Dedi. O güzeldi bak. Şimdi onun hakkını yemeyeyim. This neighborhood is very good neighborhood. It's very good. Rich, right? Not rich. It's it looks like this. Middle. No, there are more rich places. This is the middle, I think. Burası bayağı güzel bir mahalleymiş ya. Bunlar varlıklı insanlar, burada yaşayan insanlar, evlere baksana da. Yani öyle hiç orta kesim gibi gelmedi bana. Gerçi buranın über zenginleri için bu hiçbir şeydir de. Buenos días. Buradan da teleferik var. Şuraya doğru gidiyor işte San Cristobal tepesine. Biz de orayı görmek için gidiyoruz şimdi. Ekibin geri kalanı çalıştığı için eşlik edemediler bize.
Barbara ile birlikte San Cristobal Tepesi'ne çıkıyoruz. Burası Santiago'daki en önemli, en güzel yerlerden birisiymiş. Herkes San Cristobal Tepesi'ni muhakkak gör, şehir manzarasını izle dedi. Biz de çıkıyoruz beraber. Lan ne tatlı yermiş ya burası. Sevdim burayı. This is a plane. Look, you have to find this guy. Okay, we can find. Tamam, bulalım. Kimmiş? Kimmiş? Şu dayılara bakalım. Şu Pipolu'yu bulalım mesela. İki tane teyze var, beyaz saçlı. Dört tane amca var. Biri Pipolu. Oy maşallah, nasıl bulacağız burada? İster misiniz burada olmasınlar? Millet de böyle arasın, sabaha kadar dursun. Aa, buldum. Bak şu. Şu dayı. Elinde tecetmen var. Şu dayı. Ya buluruz ya biz. Sherlock Burak derler bana. Here, other one. Aa bak, Pipolu bulduk. He's Pablo Neruda. Pablo Neruda. Ha? Yeah. Aa, bunu, ben hiç isimleri görmüyorum ben. Bunlar gerçek şahıslar. Pablo Neruda'yı biliyorum ya. Meşhur baya. Teyzelerden biri bu. Kimmiş? Gabriel Mistral. Gabriela. Ha, Gabriela. Poem? How do you say this? Poem. Poem. Şair. She write literature. Şair. Yazar. Şair, yazar. Asar. Arif Işık, Halı Kilim Travel. Arif Işık. Arif Işık. Arif Işık. Şık. Işık. Şık. Işık. Şık. Şık. Işık. Şık. I. I. Işık. Arif Işık. Halı Kilim Travel. Halı Kilim Travel. We are here. Here. Yeah, we are here. Here and teleferik is here. Here and you can take teleferik to other hill. Yeah. Teleferiğin saatleri burada yazıyor. 10'dan 19.45'e kadar. Sadece gidiş için kullanacaksanız bir tepeye pazartesiden cumaya 2850 peso. O da ne kadar yapıyor? İşte 3 dolar, 3,5 dolardan az. 3.2 dolar falan bir şey yapıyor. Hafta sonu da 3500 peso yaklaşık. O da yaklaşık 4 dolar. Çok pahalıymış lan. Bayağı pahalıymış. What is it? La Artija. Artija? Look, look, look. What? Move. What is? Ah, kertenkele. Yeah. Kertenkele. Lizard. Ah, orada küçük. Oh. I love lizards. And on mountain of Peru, you can see very big lizards. Oh, very big. Really? Pahalıymış ya teleferik. Gerçi buranın standartlarına göre iyi ya. Yani Şili'nin pahalılığını düşünecek olursak daha ucuz olmasını beklemek hata olur. Gracias. Bileti buradaki kafeden alıyormuşuz. Sadece kartla ödeme kabul ediyorlar. Nakit ödeme kabul etmiyorlarmış. Çok garip geldi bana ya. Yani turistsin, kart kullanmak istemiyorsun. Niye kullanasın ki zaten her yerde? Kartı kopyalıyorlar, mopyalıyorlar. Nakit en güvenilir olay. Ama kabul etmiyorlarmış, ilginç. Hola, buenas. Okay, gracias. Oh, disculpa. Disculpa. Abaya çarpıyordum. Great. Thank you. English. Yeah, I speak Turkish and English. Yes. Yeah, I don't speak Turkish, so okay. I'm sorry. No problem. No problem. Only English and a bit of Portuguese. So. Ah, okay. Portuguese. Yeah, Portuguese. I learned it in the job actually. Oh, so a lot of Brazilian coming here. A lot of people from there. A lot of them. That's good. Have a nice trip. Okay. Thank you so much. Bye bye. Bayağı Brezilyalı geliyormuş buraya. A lot of Portuguese, a lot of Brazilian coming here. That's why they put Portuguese everywhere. Yeah. Uçur bizi kaptan. Bu kısım birazcık kalburüst insanların yaşadığı kesim. Hemen şu tarafta da iş merkezleri kalıyor. Zaten gökdelenleri görüyorsunuz. Bu en uzun bina Costanera Center. Şuradan da sizlere Ant Dağları'nı gösterebilirim. Karlı zirveleri gayet güzel gözüküyor ya. Ama asıl şuradaki dağları ben çok net görüyorum. Ama kamerada birazcık buğulu gözüküyor maalesef. Orası bembeyaz. I never had this one. Hola. Hola, buenas. Mira, queda con su cabeza en descender por la flechita azul está la salida. Gracias. También quieres. Geldik, geldik. Bayağı güzel gözüküyordu ya manzara ama birazcık puslu bir hava var. Çok fazla gözükmüyor dağlar.
Gözükse bayağı güzel olurdu. Bu arada buraya yürüyerek de çıkabilirsiniz. Biz manzarayı görmek için teleferikle çıktık. Yürüyerek de çıkabilirsiniz. Para ödemenize gerek yok. Yani buranın giriş ücreti yok. Sadece teleferiğe binmek isterseniz ücret ödüyorsunuz. Onun da bir sırt çantalı gezgin için ucuz olduğunu düşünmüyorum. Si. 100 cent verip böyle manzaraya bakabiliyorsunuz durbinle ama neyine bakacaksın ki? Full beton ya. Şuraya bak. Burası işte merkez. Downtown dedikleri kısım. Burada da Meryem Ana'nın büyük bir heykeli var. Virgin Mary. San Cristobal Tepesi'nin en yüksek noktasında. Ne kadar çok mum var burada ya. Bayağı fazla mum var. Bir de insanlar bir şeyler asmışlar oraya. Dua etmişler. Ya da sevdiklerini anmak istemişler. Baksanıza bir sürü bir şeyler. Lan metro kartı niye koydunuz buraya? Bir sürü bir şeyler koymuşlar. Hayatını kaybeden sevdiklerini anmış işte insanlar bir şekilde ya. Kimlik kartları var, tesbihler, haçlı vesaire, tokalar, fotoğraflar. Heykelin arka tarafında da tahminimce yoksul mahallelerin olduğu bölge var. Şu kısım. Rio'da da öyleydi. İsa heykelinin arka tarafında yoksullar yaşıyordu. İsa heykeli de şeye doğru bakıyordu böyle. Denize doğru bakıyordu ama baktığı kısım biraz daha böyle zengin kesimin yaşadığı. Yani yanlış hatırlamıyorsam aklımda öyle kalmış. Burada da öyle bir mantık olabilir. Ha bu da işte yürüyüş yolu. Buradan yürüyerek de gelebiliyorsunuz. Este trigo, trigo cocido, ¿cierto? Trigo cocido. Trigo cocido. Trigo. Trigo, trigo. Ne olduğunu bilmiyorum. Trigo. Şöyle yarmaya benziyor. Se pasa a llamar mote. Mote. Mote diye bir geleneksel hem içecek hem yiyecek olan bir şey varmış. Şimdi onu denemeye geldik. Trigo. Mısır'a benziyor ama mısır değil, yarmaya benziyor ama yarma da değil sanki. Şöyle. Yese durano. Sonra bir de onun suyundan koyuyor. Que se hace con el mismo jugo que sale del durano. Şeftali ya o. Şeftali. It's a peach. Corn with peach. Corn with peach, aynen. Tamam, bu mısır. Bu da şeftali. Şeftali suyuyla birlikte mısırı karıştırıyor. İçerisine bir parça da şeftali atıyor. Mote. Mote. Mote con guasillo. Mote con guasillo. Exacto. Şöyle 1000 peso yani 1 dolar abiye verelim. Gracias. Pruebe. Gracias. O bayağı soğuk. It's very cold. Yeah. And it's sweet. 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 Yeah, it's because of peach. You have to taste. First you, after that me. Delicious. Delicious. Umahars. Umahars. My turn. Umahars. My turn. Aa, çok güzel ya. Do you like? Aa, yes, I really like. Bildiğin buz gibi şeftali suyu. Mm. Mısır da güzel. Yeah. I like. Do you like? I like. Baya güzel ya. This is corn with peach. Corn with peach. Sweet. Mısır, şeftali parçası var içinde. Şeftali suyu var bir de. Si. Está bien. Si. Gracias. Yeah. No, gracias a ustedes. Bayağı güzelmiş ya. Yani şey şöyle şeftali suyu sizi serinletiyor. Mısırın tadı da şeftali meyvesiyle böyle birleşince güzel bir tat oluyor. 1 dolar. Ben beğendim vallahi. Sí, me gusta. Her yerde görüyordum bunu da deneme fırsatım olmamıştı. Şimdi böyle görünce deneyelim istedim. Burada 1 litre de satıyorlar. 1 litresi yaklaşık 3 dolar. İşte küçük boy, mediano dediği orta boy. Ama sattıkları en küçük boy bu.
$1, işte $1.5 yaklaşık $2. Abi böyle patlamış mısır falan bir şeyler de satıyor. Bu farklı bir tip patlamış mısır. Burada içecek içecek bir şeyler satıyorlar böyle. Muchas gracias. Ciao. Gracias. Vallahi güzelmiş ya. Hiç bu kadar lezzetli olacağını beklemiyordum. Ben onun şeftali olduğunu da anlamadım. Sonradan abi şeyi koyunca lan dedim bu şeftaliye benziyor ama Duranzo şeftali mi onu çok çözememiştim. Öyleymiş. I really like it. No, eat it. No, you have to eat because yes. You have to eat because yes. Because yes. No, it's fine. We can share. No, no worries, no worries. Okay. I will finish the video because perfect. Yeah. Okay. Say güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. It means ciao. Güle güle. Güle güle. Goodbye. Ciao. See you soon. Bu kadar. Bitirdik videoyu. Uyduluk bu kadar olsun dostlar. Vallahi beğendim Mote'yi. Motemizi yiyeceğiz daha sonrasında da. O üniversitede ders veriyor. Ders vermeye gidecek akşama doğru. Ben de eve döneceğim. Edit falan yaparım. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. Ciao.